Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 araba modu 2020 en güncel şekilde indirmeye ve kurulumunu anlatacağım arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle aşağıda vereceğim linklerden menu, bir de script hook, bir de open EV ihtiyacınız var. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linkleri bularak indirin önce onları. Kurulumunu yapacaksınız arkadaşlar. Bu da kurulumunu YouTube'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bu sitenin de linkini açıklamaya vereceğim. Buradan otomobiller diyoruz arkadaşlar. Buradan menüden açacağımız için araba modlarını add-on kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan da mesela istediğiniz bir marka araba varsa artık. Mesela ne indirelim? BMW ben istiyorum arkadaşlar. Ara kısmına basıyoruz. Buradan BMW i12 add-on yazıyor arkadaşlar. Ama siz istediğinizi indirebilirsiniz. Sonunda add-on olsun. O yeter bizim için arkadaşlar. Şuna ben bir kereliğine basıyorum arkadaşlar. Buradan indir kısmına basıyoruz. Sonra sayfa yükleniyor. Buradan da indire basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modumuz burada iniyor. İnmesini bekleyelim, zaten hemen hızlı iner. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle karşımıza geliyor. Bu sayfayı kapatalım arkadaşlar. Böyle alalım. Buradan update diyor arkadaşlar. X64 diyor. DLC pack i8 yazıyor. Bizim için olan kısım i8. Bir de içindeki DLC RPF dosyası arkadaşlar. Buradan bu bilgisayar diyoruz. Siz GTA 5'i nereye kaydettiyseniz oradan bakacaksınız arkadaşlar. Ben Program Files'dan Epic Games diyorum. Sizinki başka yerdedir. Oradan bulun. Sonra GTA 5 diyoruz. Kurulum yaparken arkadaşlar şu dosyaların olduğuna dikkat edin. Yanlış bir yere atarsanız oyunun ayarlarını bozabilirsiniz. Buradan arkadaşlar update diyoruz. X64. Buradan DLS pack diyoruz. Ben gördüğünüz gibi şey yaptım. Siz de dosyayı indirdikten sonra bunun içine atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sürü daha mod var işte. Onları da gösteririm olursa. Sonra arkadaşlar attıktan sonra buradan şey yapıyoruz. Sonra modu indirmiştik. Onu tekrardan bir açalım. Buradan açalım hemen. Açalım. Sonra arkadaşlar buradan Redeem'e yazıyor. Redeem. Bizim için önemli olan arkadaşlar şuradaki dosyayla şuradaki yazı şeyi, şu itemden itibaren şurası önemli bizim için arkadaşlar. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Sadece şurasıyla şu kısım lazım bize. Onun için arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmında verdim. Önce menüyü, sonra script hook'u falan indireceksiniz. Benim az önce oyun ayarlarını göstermiştim. Oraya atacaksınız. Gördüğünüz gibi orada menü vardı. Böyle yapacaksınız. Sonra Open EV indirip kuracaksınız ve açalım arkadaşlar Open EV'yi. Buradan Windows diyoruz. Yükleyelim arkadaşlar. Kurulumu kolay arkadaşlar. Zor bir şey değil. Siz de yapabilirsiniz. Sadece açıklamadaki verdiğim linklerdeki dosyaları indirseniz yeterli arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar yapmanız lazım önce. Şuradan false kısmından ne oluyor bunun? AC Manager yazıyor arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Buradaki dosyalar sizde inik olmayacak. Basacaksınız. Hepsi uninstall olduğu zaman çıkış yapacaksınız arkadaşlar. Sonra direkt mod klasörüne otomatikman kurulacak. Zaten YouTube'dan bakabilirsiniz onu da. Sonra mod klasörüne geliyoruz. Update diyoruz. X64 diyoruz. Pardon arkadaşlar. Update RFF diyoruz. Buradan common diyoruz. Data diyoruz.
Ve buradan arkadaşlar bizi ilgilendiren dosyalar var. Dosya ayarlarını düzenlemek için arkadaşlar buradan edit mod diyoruz. Evet seçiyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Öncelikle DLC liste giriyoruz. Sağ tık yapıp buradan edit diyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan o şeye gelin. Şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şu item ucundan iteme kadar. Şimdi işte kapatıyoruz. Şöyle en aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi böyle kurdum işte birkaç tane dosya. Sıraları çok önemli arkadaşlar. Şöyle aralarında hepsinin aynı boşluk olmasına dikkat edin. Yoksa aksi takdirde çalışmayabilir arkadaşlar. Bunu kurduk arkadaşlar. Sonra buradan save diyoruz. Kaydettik şimdi bunu. Sonra buradan arkadaşlar itemden itibaren dediğim kısmı kopyalıyoruz şöyle. Sonra burayı kapatıyoruz. Şuradan arkadaşlar ekstra update meta yazıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Edit diyoruz. Buradan da en aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Daha en aşağı kadar geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi şöyle yükledim ben. Bunda da dikkat edin arkadaşlar. Şu boşlukla mesela şu alt tarafın filan hepsi aynı olmalı. Dikkat edin yoksa aksi takdirde çalışmaz. Sonra save diyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Sonra arkadaşlar şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuna geçeyim. Oyundan devam ederiz. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aracımız sanmamızı göstereceğim. F8 diyoruz arkadaşlar. Bir işte Optimus, bir işte Spawner. Burada input model diyoruz arkadaşlar. E8 yazıyor. Bunu nereden bulduk arkadaşlar? Not defterin içinde indirdiğiniz modun not defter oluyor. Creating diye bazen. Başka türlü yazar. Oradan arkadaşlar spam yazıyor. Spam'ın yanındaki rakamı gireceksin işte arkadaşlar. Enter'a tıkladığımız zaman aracımız gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Ben BMW 8 modunu sevdiğim için onu yükledim arkadaşlar. Siz başka türlü modlar yükleyebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde arkadaşlar. İçinde hemen size göstereyim. Şöyle iki arka koltuğumuz var. Bir ön koltuğumuz. Bir de hareketli hız göstergemiz var. Bir de ekranımız var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arabamız çok güzel. Dediğim gibi yükleyeceğiniz modun sonunda add-on varsa arkadaşlar onları yükleyip anlayabilirsiniz. Rahatça. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Bir de Discord sunumuza kesin gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini indirme linklerini hepsini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan indirip oyunumuzun dosyayı yerine kurup rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.